Selamünaleyküm. Günaydın. Bagayla bakalım. Laos şuzun önünde durduk. Sıfırdan gaz açalım bakalım. Orijinal hali. Ben bir kahve içeyim, geleyim arkadaşlar. Anahtarla işimiz yok tabi. Anahtar cepte arkadaşlar. Geliyoruz. TC kimseye değil. Gerçek bir anahtarsız çalıştırma mevcut. Bir kere basıyoruz. Direksiyon kilidinden çıkarıyoruz. Kontağı açıyoruz. Yine buradan. Marşa basıyoruz. Yarım marşta makine çalışıyor. Böyle enteresan bir farları var. Gece aydınlatması şahane. Tasarımı şahane. Bildiğiniz Malaviti var ya, Malaviti. Malaviti'nin kasa olarak, kaporta olarak birebiri. Makinesi güzel, tasarımı güzel, frenleri güzel, jantları güzel, göstergesi güzel, amortisörleri güzel. Güzel olmayan bir şey var mı? Var. Sele. Seleyi hiç beğenmedim. Daha doğrusu görsel olarak güzel de oturma pozisyonunu, rahatlığını hiç beğenmedim. Ben bu seleye kesinlikle müdahale ederim.
Ama bu benim boyumda biri için geçerli. Benden daha kısa olan arkadaşlar bu motorda rahat edecektir. Şimdi şunu biraz daha müsait bir yere çekeyim ben. Evet arkadaşlar. Yeni gelen MTX'i gelir gelmez satın aldım. Çünkü çok merak ediyordum. Çok merak ettiğim bir motordu. Bu motoru aldım demek için, size haber vermek için bu videoyu çekiyorum. Yoksa motoru henüz tanıma evresindeyim. Bu motoru tanıdıkça, çözdükçe, varsa problemleri, varsa sıkıntısı, varsa eksiği, bunları tanıdıkça size anlatmaya niyetim var. Çünkü 125 cc sınıfında harika bir motor geldi ülkemize arkadaşlar. Gerçekten çok güzel makine. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu motor hani Çin malı diye şey demeyin. Ya arkadaşım al birini vur ötekine demeyin. Çünkü bunun makinesi farklı. Bunun altında GE6 değil. Çok daha değişik tipte bir makine mevcut. Hakikaten performansı şahane. 9.5 beygir mi falan öyle bir şey çıkartıyor büyük ihtimalle. Yani gidişi de şahane. Yakıt tüketimi de şahane. Vibrasyonu, gaz tepkisi, ne bileyim yani hakikaten çok beğendim motoru. Çok güzel bir makine var altında. Benim tahminim şöyle, Motorik Sion'un makinesini çok beğeniyorum biliyorsunuz. Sion'un makinesinin 125 cc versiyonu diye tahmin ediyorum bunu. Çünkü ona çok benzettim. İşte şöyle genel olarak baktığımız zaman en çok benim ilgimi çeken şeyler, bir kere tasarım 10 numara arkadaşlar. Hakikaten dikkat çeken bir motor tasarımıyla. Gerçekten güzel bir motor. Gerçek bir anahtarsız çalıştırma mevcut. Şimdi tam olarak nasıl kullanıldığını henüz bilmiyorum. Daha çözemedim dediğim gibi motoru. Bunu cebinize gezdiriyorsunuz. Bu uzaktayken çalıştırmak mümkün değil. Dijital bir kilometre saati mevcut. Güzel çalışıyor. Sapma payı çok az. %3, %4 gibi ölçtüm. Yani bunda göstergede 100'e çıktığınız zaman Yamaha NMAX misali GPS'te gerçekte 96'larda 97'lerdesiniz. Mesela Honda PCX'de %10 bu. Çok daha yüksek bir oran. Bunda çok daha düşük bir sapma payı oranı var. Güzel, göğse vuran rüzgarı kesecek seviyede bir ön camı var. Arkada 13, önde 14 jant var. Ön arka disk fren, arkada da gördüğünüz gibi disk fren var. Kombin olarak çalışıyor. Çok güzel çalışıyor hem de. Sadece arka fren sizi çok güzel durdurmaya yetiyor. LED far sinyal stopu var. Hani gerçekten güzel. Şöyle nasıl yapıyorduk? Şöyle bir kontağı açayım. Bir sinyal açayım. Bakın. Böyle bir sinyal gördünüz mü daha önce ya? Hani LED noktası değil. Komple LED. Hani o şey gibi, böyle çok hoş bir görseli var bu sinyalin. Çok güzel yanıyor. Arka da aynı şekilde. Stop da aynı şekilde. Arkada iki tane amortisör var. Çift amortisörlü. Tek değil. Ondan sonracığıma burada bir sırt dayaması var. Artçı aldım dün arkama. Gayet rahat ettiğini söyledi. Hani bu acaba dedim çukurlardan geçerken sırtına vurur, rahatsız eder mi, ama hiç problem yaratmadı. Şöyle koltuk altına atayım. Açayım. Koltuk altı bagajı ufak. Klasik G6'lar gibi. Hani kask almaz. Şimdi bu motorun ben nesini sevmedim onu söyleyeyim. Her şeyle 10 numara arkadaşlar. Ondan emin olabilirsiniz. Neyini sevmedim? Selesini beğenmedim arkadaşlar. Ben bu seleyi hiç beğenmedim. Bu selede rahat edemedim. Kendimi önde hissettim. Hakikaten kendimi önde hissettim. Yani ben bu seleye kesinlikle müdahale ederim. Bu selenin şurasını büyük ihtimalle götürür. Kendimi bir 3-4 santim daha geri çekerim. O zaman ancak bu motorda çok daha rahat edeceğimi düşünüyorum. Bu motorla ilgili bir detaylar yakında kanalımda olacaktı arkadaşlar. Takipte kalın. Tekrar söylüyorum. Performansı şahane. Tüketimi şahane. Frenleri şahane. Tasarımı şahane. Makinesi şahane. Her şeyini beğendim. Tek beğenmediğim kısmı sele. Şimdilik sadece size bunu söyleyeyim. Motorla ilgili detaylar yakında kanalımda olacaklar arkadaşlar. Takipte kalın. İzlemede kalın. Ve merak eden, özellikle bu motoru merak eden arkadaşlar mutlaka kanalıma abone olsun. Bununla ilgili anlatacağım çok şey var. Görüşmek üzere.